Çek çek. Kış gecesi eğlenceyi de açık havada yapma fikri anca bizimkilerden çıkar. Akşama bir dolu bir sağanak rezil olduk. Başka? Oğlum Önem ablanın kısmeti geç çıktı diye kına gecesinde kar yağacak hali yok ya. Hem sen merak etme, iki yerde birden tertip alınacak. Ya beklediğin tufan çıkarsa duruların salona geçecek millet. O zaman da salon dar gelecek. Oğlum kına gecesi lan bu. Tüm mahalle davetli değil ki. Sadece eş dost. Hadi git yak şunu da bakalım ne yaptık. Ömer, ne yapıyorsun orada? Olgunlaşıyorum durum. Ama madem sen oradan bakıyorsun, çiçek açayım daha iyi. Hey yavrum ya, şu güzelliğe bak. Sahiden ya, biz senin konserlerinde niye böyle şeyler yapmıyoruz? Düşünsene, piyanonun etrafını böyle ampullerle çevirmişiz. Senin arkanda da bir mor ışık. Ben ne çalıyorum? Ne bileyim ama dokunaklı şeyler herhalde. Tabii seyirciler deliriyor. Ömer, Önem ablanın çeyizini almaya geldiler. Yürü yardım edelim. Hadi oğlum. Çabuk. Ömer, ne olmuş? Ya Önem ablanın çeyizini Doğan abinin evine götürüyorlar. Gelsene sen de. Tamam. İnşallah. Amin. Güle güle git benim güzel kızım. Öyle hemen gitmiyorum abla, bir gün buradayım. Yardım edeyim ben de. Git içeriden al bir şeyler. Söyleyelim tabii. Yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek tepelere ev kurmasınlar. Bunlar kırılacak. Aşı. Duvara daya. İçinden ağlamak geliyorsa ağla. İyidir gelinin ağlaması. Vallahi ağlamam hanım. Ben biliyorsun daha böyle olur olmaz şeyler ağlıyorum. Ay ilahi. Şu güzelliğe bak. Bakıyorum. Başka? Annenin çeyizlerinden söz ediyorum ben. Ya görsen nasıl sabırla, nasıl özenle hazırlamış her şeyi. Şuraya bak. Akşama kadar sürer mi bu telaş? Öyle görünüyor. Daha Doğan'ın evine gidip seveceğiz bunları. Olca. Ben seni küçük bir pastaneye götürmek istiyorum. Orada sana kendi yazdıklarımı okumak istiyorum. Sonra da fırsat olursa sana dokunmak istiyorum. Sonra. Ay istemem onu. Zehir gibi tadı. Hala damağımda. İstemem. Bak gördün mü? Birlikte ne yapsak iz bırakıyor. Madem öyle... Bu gece önemli kınasını yaktıktan sonra. Ah, kamyon geldi. Ne oldu vallahi Saadet Hanım geldi. Ay geldiler. Ay, koş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çeyizimizi almaya geldik. Hazır mı? Hazır tabii. Biz de emaneti teslim etmek için bekliyoruz. Vay, damat. Su ne güzellik ya. Ölenden geçiyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni anlata bitiremiyorum Kırşehir'deki akrabalara. Doğan diyorum, öyle insanlarla karşılaşmış ki inanamazsınız. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz vallahi. Gözlerimiz yollarda kaldıydık. Buyurun, geçelim içeri. Onu inin içeri. Bir örtü serdiniz mi altına kamyon? Öne. Tamam, sen merak etme. Bugün eşyaları götüreyim, yarın da gelir seni alırım. Kısmet. Sahi Öne, yarın evden nasıl çıkmak istersin? Bak söyle, yani bundan sonra senin gönlündekini yapmak benim vazifem. Yani iste yarın sana istersen at getireyim. Ay, nasıl da yakışırdı bana atla çıkmak. Yok olmaz canım. Vallahi yok gitti beyaz şöyle. Ay durun. Benim arabamı süsleyeceğiz Önem'e. Nilgün'e kısmet olmadı. Önem'e süsleyeceğiz. Sağ ol. Sana kısmet olmadı. Yavaş. Ne ağırmış bu ya değil mi Ömer? Vallahi Doğan abicim. Sandığın kapağı çok ağırmış ha. Açılacak gibi durmuyor vallahi. Evet benim de benim ağrıdı abi. Ne yapacağız peki? Vallahi orasını bilmem abicim. Yani ağanın eli tutulmaz derler. Evet abi. Doğan abi ya. Ya bu çok abicim ya. Sen de hasara yol açar bu meblağ. Yani bizim beklentimiz öyle sembol mahiyetinde bir şeydi. Yok yok sen sür onu seyrek sakalına. Senin de sandığın kalkar elbet bir gün. hadi yeter bu kadar çene. Yükleyin bakalım şeyin sandığını. Hoppa. Hadi siz nerede? Ya kiracı gitmiyor, gelin adaya gidiyor. Ho! Hadi. Olan bizim, kız bizim. Olan bizim, kız bizim. Hatta sırtayla. Ha gelin biz bunu söyleyeceğiz. Hatta sırtayla. Ali nerede? Çekeceksin halayı.
Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok yok, gel gel. Gürültüleri duyuyor musun? Çeyizimi taşıyorlar. Ya hadi bakalım Önem, mutlu ol ya. Yarın akşam da arka bahçede kına gecesi yapacağız. Ama sana asıl söylemek istediğim başka. Ali, nikah şahidim olur musun? Ben mi? Çok düşündüm, senden başkası olmaz. Yani bana kefil olur musun? Canım benim, seve seve tabii. Ya aslında korkuyorum Ali. Hani biz öyle sanıyoruz ama hayat o kadar zor değil demiştin ya. Onu düşünüp rahatlıyorum. Zor değil, değil mi? Yani korkulacak bir şey yok. Biz öyle sanıyoruz. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Önem nerede Önem? Anne sen de gel dikkat. Tamam. Ömer. Hoppa. Tamam. Gel. Tamam. Önem. Sen yok. Sen. Ya sen de tamam. Ama geç. Ne yapıyorsun Önem? Önem hadi bakalım. Tamam. Hadi Serhat gidiyoruz hadi. Ya, tamam. Hadi Yusuf abi. Ben sana emanet ha. Hadi. Hadi. Her ilmekte kendine bir ev, bir koca, bir aile yakıştırıyor. Kaderi önem seçiyor. Önem. Hiçbirinin adını değiştirmemeli. Hepsi adıyla yaşayıp ölmeli. Hadi şarap. Çok tatsız ya. Yarım kilo kıyma, bir kilo havuç. Ya bu kızın pazar parası bu ya. Çok tatsız, çok. Saatler olsun. Evet, sağ ol. Kolay gelsin Ferhan. Eyvallah, hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olasın. Ya ben yokken Serhat açmış dükkanı. Hı. Birkaç kuruş verelim çocuğa da ayıp olmasın. Çok iyi olur. Tıraş olmak için kendine bir jilet alır çocuk. Baksana şunu. Alo. Ha Ferhan abi sen misin? Hayırdır abi? Biz kirayı falan mı ihmal ettik? Kiradan önemli. Bugün öğlen olur abi. Bekliyoruz. Tamam eyvallah. Dükkan sahibi. Zam mı istiyor? Anlamadım. Kiradan daha önemli diyor sadece. Bugün öğlen gelecek görürüz. Sizle emanet. Kira dalgası mı dedim. Hayır dedi. Bütün binayı komple satıyorum. Ne? Bütün binayı mı? Ya. Vallahi. Thank you.
Allah Allah. Size söylemiştim. Bu mahallede çok mekan el değiştirecek demiştim. Vedalaşın dükkanlarınızla. Sen nereden biliyorsun satılacağını? İşim oğlum bu benim. Artık alanla satan arasında mevki sahibi bir insanım. Hadi götür şu çayları da soğumasın hadi. Çağırmıştın ya. Geldim. Güya yontacaktın beni. Ne demiştin? İnsan sınıfına girecektim sayende. Madem tıraşa geldin geç otur. Oldu. Benim öyle munis bir görüntüm var mı? Seninle şöyle bir ağız tadıyla kavga edemedik. Hep 3-5 kişiyle geldin. Ben kalabalık geldiğimde sana dokunamadım falan filan. Ama şimdi Yusuf yok. Ömer yok. Bulaştın bize Rüstem ama ne yapalım? Lütfen git diyecek halimiz yok. Kıpırdama lan! Çek elini tezgahın altından, çek! Bak, kaç kişiyim ben şimdi? Ha? Bazen kavgada bıçağı savuruyorum. Herif korkudan eliyle tutuyor bıçağı. Bıçağı eliyle. Can korkusu tabii. İşte aynen böyle. Dükkan gidiyor. Yakında meslek de gidecek elden. Haddinizi bilin oğlum. Haddinizi bilin. Akıllı olun. Hoş geldin. Nasılsın ha? Buyurun şöyle. Gel gel Fahri Bey amca hoş geldin gel. Ver öpeyim. Ben senden önce geldim karar vermeni çabuklaştırmak için. Veren abi mal sahibimiz. Merhaba hoş geldiniz. Neyse ben kaçayım artık. Fahri Bey amca biz sizden haber bekliyoruz. Tamam. Mutlu günler. Ferin abi eline ne oldu? Ali abi. Abi. Alo. Pembe. Ben Yusuf evet. Kimse yok evde. Önemin çeyizini götürdüler evet. Tabii tabii söylerim. Tabii. Hoşça kal. Pembe. Önemi kutlamak için aramış. Ya. Hı hı. Ne güzel. Ben çıkıp çalışayım. Duru. Yüzündeki o ifadeyi gördüm. Ya ben Pembe'yi üzmek için öyle davranmadım. Hayır. Ben rastlantının güzelliğine gülüyorum. Yani Önem ablayı kutlamak için Havva teyzeyi arıyor. Telefona sen çıkıyorsun. Şimdi Pembe bunun bir mucize olduğunu düşünüyordur. Basit, masum bir rastlantı diyelim. Sen bak istersen. Pembe ise yalan söyleyemem. Ya senin için çıktı burada değil diyemem. Bunu bırak çalsın o zaman. Ama bu çok ayıp bir şey Yusuf abi ya. Tamam. Zalimlik. Demek böyle. Yani karşılıksız sevilmek de bozuyor adamı. Bayağı da derinden gitmiş halet ha. Dur. Tamam tamam tamam. Dur be abicim, sıkma elini dur. Uf, yakıyor be oğlum. Yakacak tabii. Ama bak bu tütün kanı durduracak. Heh. Hay Allah. Hiç anlayamadım. Kavga eder bir durumunuz da yoktu. Kalleşçe savurmuştur çakal. Yo, göstere göstere geldi. Niyetini ortaya koydu. Zamanlaması da gayet iyiydi. Neymiş niyeti? Binayı sattırmak. Yani aslında bu müsamere sizeydi. Ama gereği yok. Ben zaten satmayı düşünüyorum. Vali amca,
Sen şimdi gerçekten bu binayı satacak mısın ya? Binayı satabilmem için son şans. Aslında sen de haklısın. E bir daha kim para verir ki bu binaya abicim? Yusuf abi, ha? Neredesin be abicim ya? Ne oldu oğlum? Az önce Rüstem geldi. Beren abi dedi ki bulaşmayalım. Herkes kendi işine baksın. Beni de çay servisine yolladı. Ben gittikten sonra o bulaşık yani Rüstem, Beren abiye bulaş. Ne oldu oğlum? Yok. Hastaneye gittiniz mi? Yok, gerekmez. Ya bakarsın polise sevk ederler. Çünkü kim yaptı, neden yaptı, bıçaktı değildi bin tane soru. Bakın bizimkiler birazdan döner. Bu bir kaza, tamam mı? Boş yere korku düşürmeyelim kimsenin içine. Bizden başka kimse bilmesin. Şimdilik. Sonra? Sonra geçici olarak bir berber bulmamız lazım. Yoksa ben bu elle doğrarım millet. Bir de Fahri abi geldi biliyor musun? Bütün binayı satıyormuş. Çok ayıp ettik ya. Yani siz benim çeyizimi hazırlayıp ben bir alışveriş yapıp geleceğim dedim. Ama önemli onlar araştırmam mıyım? Şimdi Saadet güzel de bir sofra hazırlar onlara. Bütün yormakları geçer. İnşallah. Ya ben de sizi bir dönerciye götürseydim bari. Ha? Yok Doğan. Ben o döneri yersem gelinliğin içine giremem. Yürü. Şurasıydı. Ha. Evet. Hadi girelim. Hoş geldiniz. Merhaba. Siparişimiz hazır mı? Evet. Son günlerin en hızlı işini yaptık. Az önce bitti. Görebilir miyim? Tabii buyurun. İşte bu. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Doğan nasıl? Lale'nin zevki. Şahane. Hadi bir giy. Hadi bir giy görelim. Giyeyim. Ben bunu bir giyeyim. Sen de gel. Ben de. Lale. Bana bak. Biz de akşam şunları kaptıralım mı seninle? Çık bakayım. Gel şöyle. Biz de giyelim birer tane. Deneyelim. Gel gel. Nasıl? Çok güzel. Yok be, fazla ağır kaçtı. Ya Serhat bu işi yapar yapmasına da yani sakal tıraşını gayet güzel yapıyor. Ama saç tıraşına cesareti yok. Buldum abicim. Serhat için şöyle bir kampanya yapalım. Her sakalını tıraş ettiği adamın saçını da bedavaya kessin ha. Ele alışıncaya kadar tabii. Ucuz etin yahnisi misali hata da yapsa millet bağrına taş basar. Olur mu öyle şey ya? Aa, geçen gün yaşlı bir amca gelmişti. Kasketli, gözlüklü. Hı. Serhat onun telefonunu aldı mı? Valla bana bir numara yazdırdı ama onu bilmiyorum. Bakayım mı? Git bak bakalım, buradan ararız hemen. Tamam, hadi. Ay, 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 ay. Önem. Önem, çok güzel oldu. Çok güzel değil mi? Mükemmel. Tecrübe. Elinize sağlık. Ben size hemen ödemeyi yapayım. Tabii, buyurun. Dön bakayım şöyle, bir dön bakayım. Önem. Söylesene, neler hissediyorsun? Ay ne bileyim, alışır gibiyim sanki. Korkularım geçti gibi. Nasılım? Badem şekeri gibisin. Ya Doğan'a dedim, Doğan kiralayalım. Yok, illa satın alacağım. Oğlan tarafı alır ya gelinliği. Yok yok, iyi yapmış. Çok o iyi kadar yapmış. Güzelsin ki. Vallahi. Artık kafana hiçbir şey takma. Tamam. Ay vallahi çok iyi çıktı bu kına. Şuna bak, elime yapışan kalıyor. Hmm. Önemin kısmetine. İyi ki atmamışsın bunları da. Onca masraftan kurtuldu Önem. Atılır mı hiç canım? Bakarsın başka birine daha lazım olur. Gülşen, sahi siz nasıl kıydınız nikah? Bak hiç anlatmadım. Biz Serhat'la Diyarbakır'a gittik biliyorsun. Yusuf abinin bir arkadaşının yanına. Hı. O gün üstümde ne varsa onunla gelin oldum. Ah canım benim. Üzülme be kızım. O da olur inşallah. Bakarsın günün birinde telli duvaklı gelinlik giydirir sana. Anne ben gidiyorum. Ha? Çıkıyorum. Ay. Oh. Ay. Ne çabuk yoruluyorum artık ben ya. Hep bu pembenin yüzünden biliyor musun? Otur hala, otur hala diye alıştırdı beni. Hiç iş yapmak gelmiyor içinden. Oh. Tabii doktorla görüşmeye gitmiyorsun değil mi? Doktor deme bana. Yaşlılık işte. Bak babanla vedalaştık.
Zamanı gelince bu bedenle de vedalaşacağız. Anne, biraz yürüyüş yapsan, ne bileyim. Ya nefesin açılır, iyi gelir. Tamam, tamam, yaparım, yaparım. Ay öldüm, bittim. Ay ne yalan söyleyeyim, ben kaç senedir böyle uzun yürümemiştim. Bu ne zor işmiş böyle. O kadar olacak. Annem nerede kaldı? Biz çok merak ettik gelinliği. Bu mu? İşte gelinlik bu. Ömer gel. Bunlardan. Ben şimdi var, eve gidiyorum, ablamı getireceğim. Bir kahve pişirseydim. Daha sonra. Hem ne yalan söyleyeyim, evdeki değişikliği çok merak ediyorum. Tamam, tamam. Bak git ama çok fazla bakma, tamam mı? Kendi kendimize nazar değdirmeyelim. Ya, tamam canım, sen hiç merak etme. Şöyle kapı aralığından bakacağım, ondan sonra geleceğim. Hadi. Hadi. Görüşürüz. Hadi eyvallah arkadaşlar. Hadi güle güle. Hadi, güle, güle. Hadi, güle. Siz gelmiyor musunuz? Yok, ben havaya çıkıyorum, dişi konuşacakmış benimle. Tamam, tamam. Ya Lale, ben Nilgül'e bir şey söyleyecektim, unuttum. Tamam. Geliyorum. Merhaba abi. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ya ben geldim arkadaşlarımla. Hayır, artık ben çıkıp arayacağım. Ya öyle güzel şeyler geldi ki aklıma dükkan için. Heyecandan sabaha kadar uyuyamadım. Bir an önce arayıp bulalım şu dükkanı. Hı hı. Bunun için sana teşekkür borçluyum. Tamam. Görüşürüz. Kolay gelsin. Çok şey vaat edemem ama mutsuzluk garanti. Yeter gel, gidinip durma bak. Yorgunluk kahvesi yaptım. Hadi gel, bırak artık. Aklımda kalıyor. Bu bana ders oldu. Herkes kendi işini yapmalı, biliyor musun? Karar verdim. Ali ile Ömer'i hayırlısıyla evlendirsem, gelin alsam da gene kendi işimi kendim yapacağım. Doğru. Bakıyorum babam. Emekliler emekli oluyor. Bir iş yapmadıkları için hadi yallah ondan sonra gidiyorlar. Doğru söylüyorsun. Ne güzel köpüklü olmuş bu. Evet, çok da güzel kokuyor. Tazeymiş kahve. Oh, kahvenin kokusu merdivenlerin başına kadar geliyor. Gel. Neler kaynatıyorsunuz bakalım? Anlatayım mı? Anlat anlat. Ah, hayrola. Ya Olcay, Lale öyle bir şey yapıyor ki bizim için. Kendim için de. Hani konuşmuştuk ya, Ali ile bir dükkan bakmaya gittik. Onu kaçırmışız, satılmış. Aa. Ama yeni bir dükkan bakıyoruz. Sana söyledim Lale, bu çok güzel bir iş ve sana da çok yakışacak. Ben de öyle düşünüyorum. Bir de öyle garip oldum ki uzun zamandır ilk kez bir hedefim var. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Yok canım, Allah korusun. Ali de bir heyecan görsen. Duyuyorum, sabaha kadar evin içinde dolaşıyor. Madem o çakalların eline geçecek, ben de enkaz devretmezsem. Oğlum kendine mi alıyor herif? Bizzat aracıyım diyor. Yıksan ona ne yani ya? O da öyle. Sen mi sabahtan beri sevip okşuyorsun o parayı öyle? Doğan abinin sandığa oturdum diye verdiği 10 kat bu. Ah şunu bir büyütebilsem, bir olgunlaştırabilsem. Yusuf! Efendim? Misafirimiz geldi. İniyorum, tamam. Hoş geldiniz. Rahatsız olmayın lütfen. Aman efendim, ne münasebet. Oturun rica ederim. Yorduk sizi buraya kadar. Bileks, memnuniyetle geldim. Ferhan'la tanıştınız mı? Bizim esas berberimiz. Ya evet, o bana meşhum kazayı da anlattı. Geçici bir süre bizimle birlikte çalışırsanız biz çok memnun oluruz. Şeref duyarım efendim. Ferhan Bey'in eli makas tutmaya başladığı zaman ben de müsaadenizi isterim. Size katiyen yük olmam. Yok, rica ederiz. Çalıştığınız sürece Ferhan'la kazancınız... Tabii pek uygundur efendim. Kazandığımız müşterek. Efendim, biz bir de adınızı öğrensek. Efendim, ben Deniz Halet. Özür dilerim, anlayamadım ben. Halet, hal, suret, keyfiyet demek. Aslında hal kelimesinin eşit ve müenneti olmakla birlikte... ...dikkate değer hal manasına gelir. Halet-i Ruhiye gibi yani. Bravo. Ya da Halet-i Şuuriye gibi. Benim adım da... Zahmet buyurmayınız efendim, biliyorum. Yusuf. Şimdi müsaade ederseniz bir telefon edebilir miyim? Gayet, buyurun.
Alo Leon. Arkadaşlara haber ver, işi aldım. Hepinizi bekliyorum. Adres İltifat Berberi Balat. Köşede renkli camlı şirin bir dükkan. Şeyler çalmayın bence. Ya ben biliyorum. Önce kafayı bulacaklar, sonra da göbek atıp dans etmek isteyecekler. Biz de bir iş bulamadık ama maşallah sürekli mahallenin orkestrası durumundayız. Vallahi biz bundan şikayetçiyiz. Değil mi Özberk? Ay çok Asam. Güzel oldun öyle. Ha Gülşen? Doğa böyle. Arkadan şöyle azıcık sallanacak. Bu da ayakkabılarım. Bunlar da çok güzel. Her şey, hepsi çok güzel. Al bakalım. Şöyle güzelce katla. Sen kendi kafanı örtme. Şey olur. Uğursuzluk. Hanım. Bu ne? Bak. Bu benim eski gelinliğim. Ne yapacağım ben bunu? Beni mahvediyor. Kurtulamadım bir türlü. Al onu git at bir yerlere. Ne yaparsan yap. Ama bana ne yaptığını söyleme, tamam mı? Tamam. Bana ait olduğunu da söyleme. Tamam, peki. Dur bakayım. Bütün yorgunluğum gitti. Bak, madem nikahtan alıyorum kızı, ben de akşama böyle içimi dökerim kına gecesinde. Tabii be abicim, kim tutar seni ya? Sen bırak onu. Tamam. Şöyle örtüleri şey. Kolay gelsin. Sağ ol. Seni görmeye geldim Gülşen. Ya. Dursana. Biz şu tabağı çanağı tamam. Halledelim. Doğru. Ne yapıyor? İyi işte. Bu sabah kahvaltıda şöyle bir oynadı. Pekmez yedim ben de onun için. Benden bir şey olur mu hala? Bu yaştan sonra bir şey gelir mi elimden? Değişmiyor işte bizimkiler. Ne desem boş. Sonra bir de sana yalancı çıkıyorum. Serhat, bir şey mi oldu? Hayır. Dün akşamdan beri elimin altında oynarken o Yusuf, işin ciddiyetini anladım. Bir kez daha konuşacağım babanla şu inşaat işini. Burnu sürtülsün diyordu ya benim için. Daha ne kadar sürtülecekse. Sen bilirsin. Sahiden aklın hala Ömer'de mi? Yoksa bu onun inandığı bir şey mi sadece? Bilmem. Böyle bir şey nasıl bilinmez? Belki hala beni düşünüyorsundur. Sen yaramazlıklar peşindeydin hani, ne oldu? Akıl uslu olmak için daha çok erken değil mi? Yani bu yaşta. Sonra bu kadar güven içinde olma isteği salakça değil mi? Özberk, ne demek istiyorsun sen? Sana Ömer'in ağzıyla söyleyeyim Duru. Sen sağlamcısın. Yani kusura bakma ama sen yaramazlık falan yapamazsın. Hala anlamadın mı? Şu yaşlı herif falan ilişkinden bahsediyor. Canım, o asla bir yaramazlık sayılamaz. Ben sağlamcıyım ha? Yaramazlık yapamam öyle mi? Seninle oynaşmadığım için bütün bu laflar değil mi? Bir an için onun haklı olduğunu düşünemez misin? Kerem. Bak Duru, sen benim sevdiğim bir arkadaşımsın. Sana samimi olmak zorundayım. Ama Özberk hadiseyi gayet güzel netleştirdi. Sen sağlamcısın. Vay! Ocağımız yıldız kazandı oğlum. Bak, artık tek yıldızlı bir dükkanım var. Baksana oğlum müşteriye.
İçer lütfen. Tevfik hayatımda ilk kez lütfen deniyor. Ama bu çok ani oldu ya. Artık daha sık buradayım Ömer. Neden? Şu arka sokaktaki mi çalmaya başlayacaksın? Hayır. Duru'yla ilgili. Anlamadım. Biz çok iyiydik Duru'yla. Buraya taşınması dağıttı onu. Ona zaman vermeliyim. Ya Duru almak istemezse? İstemiyor zaten. Bak gördün mü? Sen ne demiştin? Bu bir savaş. Sen bu kemancı parmakları ne kadar esnetsen de... Kaybettiğim bir savaşı bir daha kaybedemezsin oğlum. Hem sana o şansı bir daha ne diye vereyim ki? Sen. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Maşallah ne güzel sokulmuşsunuz öyle birbirinize. İyi hoş da sizin eviniz yok mu çocuğum böyle ortalık yerde? Eviniz yok tabii. Neyse şimdi kafamı takmayayım bunlara. Ne haber Gülşen? Bayram nasıl? Oynuyor mu kerata? İyi. Canı isterse kıpırdıyor işte. Hadi kaçayım ben. Ya arkadaşlar niye her seferinde ben ha? Niye? Dön önüne. En çok senin saçın uzuyor. Ne yapalım? Bileğiniz ne kadar yumuşak. Makasınız da çok seri. Öyle mi diyorsunuz? Teveccühünüz. Oysa biliyorsunuz ki insiyaki tıraş edersiniz. Makas işlerken ne yapacağınızı düşünmezsiniz. Bu işe her yeriniz öğrenmiştir. Eliniz, gözünüz, bütün vücudunuz. Tıraş ederken kafanız tefekküre müsait olmalı değil mi ya? İnsan her gün yaptığı şeyi düşünür mü? Mesela siz akşam eve giderken sokağa şuradan mı dönecektim diye kendinize soruyor musunuz hiç? Baba biz ne güzel bulduk seni ya. Nerede öğrendin? Nerede öğrendiniz mesleği? Müsaade ederseniz bu da benim bir sırrım olarak kalsın. Siz bilirsiniz. Serhat gelsin de size bir anahtar yaptıralım. Belki sabahları bizden erken gelmek istersiniz. Nasıl münasip görürseniz. Siz anlaştıysanız ben kalkabilirim artık değil mi? Bir dakika yavrum. Bir dakika izninle. Şuradan biraz daha alacağım müsaade ederseniz. Şunu çalalım. Yok yok. Kerem çok ağır vallahi. Onlar göbek atmak istiyorlar ya. Peki. Kafamı da verebilirim. Bir şey çalmıştık hani geçen sefer. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin anne. Baktınız mı gelin? Ya baktık da Nuru biz önüme ne takacağız Allah aşkına? Ay anne bence git şimdiden konuş. İkimiz için de bir kere öp. Öyle yapayım değil mi? Ne oldu bir sorun mu var? Yok. Yok bir şey. Alın size şeker. Doğan'ın ablası Saadet bütün ceplerimi şekerle doldurdu. Hayırlısıyla inşallah evliliği iyi giden, yüzü gülen bir yeni gelin yaksın kanala. Bizim Nilgün gibi mesela değil mi kızlar? Hadi al bunu. İnsanlar da bekliyor. Çok çok. Çok. Önem. Yavrum bakarsın bir telaştan unuturum, fırsat bulamam söyleyemem. Her şey için çok teşekkür ederim kız. İnşallah Doğan kıymetini bilir. Ay sabrım canım. Hadi annem abla. Doğan abi bekliyor. Hadi baba gel. Hadi kızım selametle. Hadi bekletme. Hadi. Hadi 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 hadi. Teyze. Hı. Havva teyze. Ne? Ya biliyorum yani kına sadece kadınlara yapılır ama ne bileyim işte. Anladım ben seni. Sen gitmek istemiyorsun değil mi? Evet. Hadi. Ya ayrıca yani öneme söz verdim ben oynayacağım diye. Tamam senin düğünün nasıl olsa boş ver. Sağ ol. Tadını çıkarsın. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar.
yansınlar. Aşı aşı memlekete kız vermesinler. Aşı aşı memlekete kız vermesinler. Hadi buyurun bakalım. Yok olmaz. Aa, neden darılırım vallahi. Aa, önce şu iki kadın oynayacak, sonra ben oynayacağım. Hadi o zaman. Biz dinlen. Hadi. Dur dur, bırak ben yaparım, senin elin yanar. Neredeydin diye sormadım sana Ferhan. Hakkım da yok biliyorum ama Rüstem'i soracağım. Ne oldu? Söylediğim gibi Yusuf, öyle ya da böyle. Çok hırpaladı bir herifi. Bir hareket bekledi benden. Korktun mu sen? Korktum. Ama şimdi o bizden bekleyecek. Bırakalım beklesin. Ya bekledikçe hırçınlaşırsa? Korktuğuna inanmak yeter ona. Bu söylediklerinin ilgin duysa kulaklarına inanamaz. Bana da zor geliyor altta kalmak. Hele böyle elim acırken. Ben şunu da içeri koyayım. Ondan sonra gidiyorum. Madem bunlar çalacaktı, bizim burada ne işimiz var oğlum? Ne bileyim ya. Bugün olandan sonra ısrar etmeseydim ben buraya adımımı atmazdım zaten. Ya hadi çalmayacaksak gidelim bari. Ya dur oğlum şimdi, dur ya, çok ayıp olur. Bekle biraz daha. Gelsene. Ben bugün bütün yazdıklarımı karıştırdım. Gizlice eve girdim. Neler buldun? Vallahi aradığım hiçbir şeyi bulamadım. Benim dışımda her şey burada. E ben de onu söylüyorum ya. Bugün dükkanın önünden geçerken gördüm seni. Önem, Lale, hepiniz birlikte geçtiniz. Yani kaç kez peşinden gelmek geçti içimden ama. E gelseydi. Olcay, yanına yaklaşamıyorum ki. Hani cebimdeki paranın miktarını bir bilsen yani çok gülersin. O kadar komik yani. Ya aylardır peşindeyim. Tam yanına yaklaşıyorsun. Niye gülüyorum biliyor musun? Benim durumum senden beter. O kötü şarabı alacak kadar bile param yok benim. Rezalet yani. O zaman bu durumda yapılacak tek şey var. Şeker yiyelim. Hayır. Gidip deli gibi dans edelim. E hadi o zaman. Hocam bakalım orayı. Dur be bir dakika oğlum. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yusuf abi. Efendim. Şş, Yusuf abi hop. Ne var oğlum? Abi. Şu Doğan'ın sana attığı para üstünde duruyor mu? Durmaz mı? O temel dileğimiz abicim. Sen ver o parayı bana. Biz birazdan döneriz, tamam? Tamam. Bir gece kalacak. Ne çalalım? Dans müziği. Dans müziği. Dans müziği. Sabah mı? Sabah. Penceremin perdesini havalandıran rüzgar. Köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. Baba. Penceremin perdesini havalandıran rüzgar. Denizleri köpük. Düne kadar kimsem yoktu benim. Dalgalandıran. Yani komşularım vardı ama. Bir içeri. Yarın bir ailem olacak.
Beni bu ay bunu düşündükçe öyle fena oluyorum ki. Gir ama içeri, bu iyi anlamda. Beni bu dertte. Senden bir konuda. Ne güzel çalıyor değil mi çocuklar? Buralara nerelerden geliyorsun? Doğan, otur dinlen. Birileri sanki benim için dua etmiş. Seninle karşılaştım ya. Bana esmeyi. Bak yarın eğer sana kötü davranırsam bu seni sevmediğim için değil. Bana esmeyi. Anladın değil mi? Tamam, tamam. Serhat, o kadar az beraber oluyoruz ki evli değil gibiyiz. Sanki hala kaçamak yapıyoruz. Ben kocamı yanımda istiyorum artık. Bak, Önem abla da gidiyor. Buraya yerleşelim ha. Git topla eşyalarını. Biz seni bekliyoruz. Neydi bir arada tutan şey ikimizi? Neden gelmedin? Geliyordum. Yara canını mı acıtıyor? Hayır. Ya tam çıkıyordum. Yusuf'la Olcay girdiler. Öyle samimi şeyler söylüyorlar ki birbirlerine konuşmalarını bölemedim. Konuştuklarını dinledin yani. Konuştuklarını duydum. Ama bak sana bile söylemedim. Ne konuştular? Asla söylemem. Sırrın mı? Efendim? Bir haller var sende. Hani ben seni iyi tanımasaydım bu halin beni korkuturdu demiştim ya. Şarkı söylüyorsun. Güzel uyanıyorsun. İştahın açık. Sırrın bu mu? Yargılamak niyetinde değilim. Yani bilmek hakkım diye soruyorum. Yusuf abi mi? İyi. Benim için sorun yok. Gelmiyor. Beklesem de yani olmuyor. Olmuyor istesem de kimse gelmiyor. Aşık aşık. Şuraya duvara daya. İçinden ağlamak geliyorsa ağla. İyidir gelinin ağlaması. Olcay. Ben seni küçük bir pastaneye götürmek istiyorum. Orada sana kendi yazdıklarımı okumak istiyorum. Nikah şahidim olur musun? Ben mi? Çok düşündüm. Senden başkası olmaz. Yani bana kefil olur musun? Canım benim. Seve seve tabii. Dükkan gidiyor. Yakında meslek de gidecek elden. Sen şimdi gerçekten bu binayı satacak mısın ya? Binayı satabilmem için son şans. Aslında sen de haklısın. Nasılım? Badem şekeri gibisin. Ya Doğan'a dedim Doğan kiralayalım. Yok illa satın alacağım. Çok şey vaat edemem ama mutsuzluk garanti. Arkadaşlara haber ver işi aldım. Hepinizi bekliyorum. Adres İltifat Berberi Balat. Benden bir şey olur mu hala? Bu yaştan sonra bir şey gelir mi elimden? Hala anlamadın mı? Şu yaşlı herif falan ilişkinden bahsediyor. O asla bir yaramazlık sayılamaz. Ben sağlamcıyım ha. Yaramazlık yapamam öyle mi? Seninle oynaşmadığım için bütün bu laflar değil mi? Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Söylediğim gibi Yusuf, öyle ya da böyle. Çok hırpalı bir herif. Bir hareket bekledim benden. Korktun mu sen? Korktum. Yanına yaklaşamıyorum ki. Yani cebimdeki paranın miktarını bir bilsen. Yarın eğer sana kötü davranırsam bu seni sevmediğim için değil. Yusuf abi. İyi. Benim için sorun yok.